Herkese merhaba. Bugün sizinle Samsung Evo Plus 64 GB Micro SDXC kartı inceleyeceğiz. Adı bile zor be. İnceleyeceğiz, hız testlerini yapacağız ve diğer kartlarla bu kartın okuma ve yazma hızlarını karşılaştıracağız. Şu şekilde bir ambalaj ile geliyor. Ambalajı gayet sağlam gözüküyor. Arkasında Türkçe kullanım kılavuzu mevcut. Üstünde yazan görsel açıklamalarda su geçirmediği, mıknatıstan etkilenmediği, sıcaklıktan etkilenmediği ve X-Ray ışınlarından etkilenmediği yazıyor. Bir kart için çok iddialı. Peki bu üstünde yazanların anlamları ne? Onlara bir bakalım. Bundan önce Micro SDHC kartlar vardı. Bunlar fat dosya formatında 32 GB'a kadar destekleyen kartlardı. Ancak günümüz şartlarında gerek 2K, 4K gibi yüksek çözünürlükte videolar olsun, gerek çok hızlı çekim yapabilen fotoğraf makineleri, kameralar, olsun artık bu hızlar yetmez oldu. İşte bu yüzden çok daha hızlı kartlara ihtiyaç doğdu. Bu da XC, U1, U2 ve U3 sınıflarıyla mümkün hale geldi. Bu elimde tuttuğum kart U3 sınıfı yani bize saniyede minimum 30 MB yazma hızını garanti eden bir kart bu U3 sınıfı. Kendi üzerindeki iddiası ise 60 MB'a kadar yazar. Burada parantezde E kadar yazıyor. En az 30 MB yazma hızı alacağımızı söyleyebilirim. İçinden şu şekilde bir adaptör çıkıyor. Adaptörün gayet kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Kartımızı takıp testlerimize başlayalım. Hız testi için kristal marka kullanacağım. Default olarak gelen 5 deneme var. Bunu elemiyorum. 1 GB değil de alanı biraz daha büyütelim. 16 GB alanda test yapsın. Tabi burada E'yi seçmemiz gerekecek. Burada seçtiğiniz alan boyutu kadar diskin içinde de boş alanımız olması gerekiyor. Benim diskim toplamda 60 GB gözüküyor. Bunun 8 GB dolu olduğunu görüyorum. %13'ü doluymuş. Yani 16 GB'den çok daha fazla boş alanım var demek bu da. Eğer 16 GB'lık boş alanınız yoksa bu testi yapabilmek için daha düşük boyutlar seçmelisiniz. Ben de mesela şurada 64 GB seçemem. Çünkü çok daha az alanım var megabayt saniye var kalsın bu başka ne var gigabayt saniye var gerek yok megabayt saniye kalsın. Hadi teste başlayalım. Ürün görselinde saniyede 100 megabayta kadar okuma hızı yazıyordu. Bakalım test sonucunda saniyede kaç megabayta kadar hız alacağız. Testi 16 GB'ta yap dediğim için diskin içerisinde kendisine 16 GB'lık bir temp dosyası oluşturuyor. Bu da haliyle biraz zaman alıyor bu şekilde testin 10-15 dakika arasında biteceğini tahmin ediyorum. Read okuma, write yazma hızını belirtiyor. Okuma testini bitirdik. Şimdi yazma testine geçtik. Bu 16 GB'lik alanı daha büyük seçerseniz testiniz daha uzun sürecek. Eğer ki daha küçük seçerseniz daha kısa sürecektir. Testimizi bitirdik. Toplamda 4 farklı kategoride test yaptık. Bu üstteki 2 kategori sıralı büyük dosyaların okuma ve yazma hızları sonuçları. Alttaki iki kategori ise karışık küçük dosyaların okuma ve yazma hızlarını belirtiyor. Biz daha ziyade üsttekilere odaklanacağız. En fazla 40 MB civarında okuma, 35 MB civarında ise yazma hızı elde etti. Şimdi bir de gerçek zamanlı yaklaşık 8 GB boyutunda bir film dosyası atarak okuma ve yazma hızlarına bakalım. Gerçek okuma yazma testi, Kristal Disk göre 5-10 megabayt daha aşağıda çıktı. Yazma hızının 35-38 megabayt arasında, okuma hızının ise 25-30 megabayt arasında olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız U3 sınıfı bize en az 30 megabayt yazma hızını garanti ediyordu. Kart bu sözünü tuttu. Ancak bu değerleri nasıl elde ediyorlar bilmiyorum ama 100 megabayta kadar okuma hızı yalan oldu. Her ne kadar orijinal de olsa bağlantı aparatı kullandığımızdan dolayı olabilir. Burada elde ettiğim sonuç donanım ile doğrudan orantılıdır. Ben bu testi micro SD kartı kendi kart adaptörüne takıp onu da bilgisayarın kart okuyucu yuvasına takmak suretiyle yaptım. Eğer ki bu SD kartı başka bir kart okuyucuya takıp bu şekilde bilgisayara takarsam ya da micro sd kartı bunun gibi orijinal olmayan başka bir kart okuyucuya takarsam bu değerlerin daha düşük çıkma ihtimali aşağıda göreceğiniz gibi çok daha yüksek olacaktır. Yani ne kadar çok bağlantı o kadar çok hız kaybı demektir. Sonuç olarak elde ettiğimiz hız yüksek kapasiteli videolarınızın ve görüntülerinizin karta yazımı için yeterli bir hızdır. Herkese takipleri çok güzel. Ben ben abone ol. Herkese takipleri çok. Güzel videolu, beğenileri bol, güzel fotoğraflı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.